Siz getirdiğiniz bu teklifle 100 yıllık millet olma, 140 yıllık demokrasiye sahip olma idealimizi ortadan kaldırıyorsunuz. 22 Haziran 1919'da Amasya genelgesiyle yola çıktığımız egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkemizi yok ediyorsunuz. Modern devlet olma iddiamızı yok edip devlet aygıtını parti örgütüne dönüştürüyorsunuz. Herkesin devletini çoğunluğun devletine dönüştürüyorsunuz. %50+1'in her şey olduğu, %50-1'in hiçbir şey olmadığı bir rejim yaratıyorsunuz. Bir kişi aynı zamanda parti başkanı, hem ordu başkanı, hem yargı başkanı, hem devlet başkanı, hem milletin başkanı olamaz, olmamalıdır. Unutmayınız ki her şeyin başı olan devletin başı olamaz. Çünkü saygınlığı olamaz, inandırıcılığı olamaz, birleştiriciliği olamaz. 12 Eylül 2010 referandumu öncesinde bu mecliste yapılan görüşmelerde evet oyu çıktığında arkadaşların sevinç çığlıklarını dün gibi hatırlıyorum. Uyarıları dikkate almadınız. Oylamaları Sayın Başbakan'a dışarıya koşarak getiren arkadaşlarımız şu anda burada milletvekili. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçecektik. Vesayete son verecektik. Gücün kanunundan kanunun gücüne geçecektik. Fişleme tarihe karışacaktı. Ne oldu peki? Milleti de kandırarak, burada çoğunluğunuza dayanarak, milleti de kandırarak yargıyı FETÖ'ye teslim ettiniz. 12 Eylül 2010 referandumunun bayram yapanı biz değiliz. Siz de değilsiniz. 12 Eylül 2010 referandumunun bayram yapanı FETÖ'dür. Çünkü yargıyı teslim almıştır. Bugün bu yasalaşırsa, bu meclisten geçerse, bunun bayram yapanı siz olmayacaksınız. Biz olmayacağız. Bunun bayram yapanı Büyük Orta Doğu projesini hazırlayanlar olacaktır. Federasyonu bekleyenler olacaktır. Bugün ihtiyacımız olan şey güçlü başkan, güçlü yürütme değildir. Bugün ihtiyacımız olan şey güçlü birlikteliktir. Bugün ihtiyacımız olan şey güçlerin aynılığı değil, güçlerin ayrılığıdır. Bugün ihtiyacımız olan şey anayasalı devlet değildir, anayasal devlettir. Bugün ihtiyacımız olan geleceğimize güvenle bakmaktır. Ortak akılla ortak iyiyi bulmaktır. Uzlaşmaktır bugün ihtiyacımız olan. Uzlaşmak en az istediğin şeyden vazgeçmek değildir. Uzlaşmak en çok istediğin şeyden vazgeçmektir. Saddam ülkesinin tek hakimiydi. Kaddafi de öyleydi. Zeynel Abidin Bin Ali de öyleydi. Zeynel Abidin Bin Ali itaat ettiriyordu ama bizimkisi itaat et, rahat et diyor. Sayın milletvekilleri, dünyayı itaat edenler değil, itiraz edenler değiştirir. Onun için itaat değil, itirazdan yana olmalıyız. Bu topraklar özgürlük, bağımsızlık, vatan, hürriyet, demokrasi, yurtseverlik kavramlarıyla tanışalı çok oldu. Namık Kemal'den bugüne çok yol kat ettik, çok bedeller ödendi. İdam sehpalarında can verenler, zindanlarda çürüyenler, sürgünlerde ölenler oldu. Ekmeği bol eyleyenler, acıyı bal eyleyenler, sıratı yol eyleyenler oldu. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi bir büyük nehir gibidir. Okyanusa ulaşana kadar devam edecek ve önüne çıkan engelleri yıkıp aşacaktır. Çünkü ırmaklar kaynağına doğru geriye doğru akmaz, kavuşacağı okyanusa doğru akar. Sizlerin getirdiği bu teklif insanlık tarihinin evrensel birikimine aykırıdır. Bilime aykırıdır, hukuka aykırıdır, ahlaka aykırıdır, yerli değildir, milli değildir, ilkeldir. Yetki veriyorsunuz, hesap soramıyorsunuz. %100'le seçilen gazi meclisi %56-1'in emrine sokuyorsunuz. Seçilmemiş cumhurbaşkanı yardımcısına memleketi emanet ediyorsunuz. Boş kağıda imza alıyorsunuz. Televizyon yayınını yasaklıyorsunuz. Cumhurbaşkanı meclise mesaj verir diyorsunuz. Bilgi verir bile diyemiyorsunuz. Sanki ayar verir der gibi yakıyorsunuz. Hem parti başkanı hem tarafsız olacağına yemin eder diyorsunuz. Bütçe yetkisini Büyük Millet Meclisi'nin elinden alıyorsunuz. Denetleme yetkisini kaldırıyorsunuz. Adından utanıyorsunuz. Adını bile değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Vesayetin alasını getiriyorsunuz.
Koalisyonlar sona erecek diyorsunuz ama %51'i bulabilmek için en büyük koalisyonların önünü açacağını, tıpkı geçmişte FETÖ ile yaptığınız koalisyonlar gibi yeni koalisyonların geleceğini de hep birlikte görüyoruz. Dış politikada maceracılıkla Suriye politikasını yanlış yürüttünüz. Terör örgütüyle pazarlıkla, ortaklıkla katliamlar ülkesi yaptınız. Ekonomide avantajcılıkla dolara zirve yaptırdınız. Dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diye sınavlarda Türkiye'yi sonuncu yaptınız. İleri demokrasi diyerek meclissiz bir demokrasi, yurttaşsız bir cumhuriyet, hukuksuz bir yargı, bürokrasisiz bir devlet yönetimi oluşturdunuz. Sayın milletvekilleri, cumhuriyetçiler, ilericiler, demokratlar, milliyetçiler, vatanseverler, muhafazakarlar, sizin aklınıza, ferasetinize, basiretinize, vicdanınıza sesleniyorum. Bu bir intihar, bu bir ötenazi anayasasıdır. Bu bir gönüllü kölelik anayasasıdır. Canımızı, malımızı, hürriyetimizi, inançlarımızı, düşüncelerimizi bir kişiye teslim etmeyelim. Emeğimizi suistimal ettirmeyelim. Demokratik taleplerimizi susturmayalım. Evlatlarımızın hayatını tehlikeye atmayalım. Gelecek nesillerin istikbaliyle oynamayalım.